Sosyal medya devam ediyor. Skype bağlantısında deminden beri bahsettiğimiz Twitter ünlülerinden bir tanesi var. Pink Floyd Skype hattımızın mı, bağlantımızın mı ucunda oluyor? Sesim geliyor mu? Alo. Ah, merhaba. Duyuyorsunuz değil mi benim? Duyuyorum, evet. Şu ana kadar öncelikle konuştuklarımız içerisinde eklemek istediğiniz, katkıda bulmak istediğiniz şeyler var mı? Yok, pek de ilgimi çeken bir şey değildi internet üzerinden ilişki edinmesi falan ama. Peki, o zaman şuradan başlayalım. Sizin Twitter'la ya da blogunuzla ilk başlama noktanız neydi? Twitter'la ilk ne zaman tanıştınız, nasıl tanıştınız? İnternette sosyal profil açın her insan gibi benim de canım sıkıldığı için açtım. Başka hiçbir sebebi yok. Can sıkıntısından öyle açtım. Sonra buralara geldi işte. Peki kaç takipçiniz var şimdi? 21 bin oldu az önce. Biraz daha sesinizi yüksek alabilirsek 21 bin mi dediniz? Evet, 21 bin. Böyle 21 bin. Peki can sıkıntısından ortaya çıkan bir uğraş 21 bin kişiye nasıl ulaştı? Hani düşündüğümüzde şimdi aşk doktoru Mehmet Coşkun Deniz'den bile daha fazla takipçiniz var. Neye bağlıyorsunuz bunu? Ya bilmiyorum, yaptım oldu. Başka ne diyeyim? Peki ne yaptınız acaba? Ben mesela bütün mesajları bir baştan sona okudum. Blogunuzun tamamını okudum, takip ettim. Genelde bir, nasıl diyeyim, bir ilişki arayışı var, hayal kırıklıkları var vesaire. Genelde mesajlar bunun üstüne dönüyor. Acaba çok mu ortak bir nokta bu Twitter kullanıcıları, internet kullanıcıları arasında? Aslında ben şu an internette olduğu için bu kadar ortak gibi geliyor ama dünyada bütün kadınlar aynı benim gibi, hiç değişik bir şey yok yani. Hangi ülkede olursa olsun, nerede olursa olsun bütün kadınların çok az mutlu ilişki gördüğümden, hatta görmedim. Sonu mutlu diyeyim. Peki takipçilerin genelde iletişim kurarken yani akıl danışma, fikir danışma, yol yordam sorma gibi mi bir iletişim kuruyorlar yoksa katılma ya da eleştiri anlamında mı? Ya aslında daha çok böyle işte bize de söyle falan diye fikir danışıyorlar ama pek fikir danışacak da bir ilişkim yok benim, öyle bir durumum yok. Kendim başarısızım bu konularda. Benim fikrimi almaları biraz garip geliyor. İstemeleri daha doğrusu benden fikir. Peki bir de blogum var. Fazla güncellemediğini gördüm. Evet. Ama çok da güzel bir yazı üslubum var. Neden blogu o kadar ihmal ediyorsun? Twitter daha mı kolay geliyor? Şu an kitap yazıyorum aslında, o yüzden biraz ihmal ettim ama daha uzun yazıları kitaba şey yapıyorum. Twitter daha rahat geliyor, daha anlık olduğu için telefondan falan. Kitabın konusu ne? O da ayrılık sonrası ama böyle hiç hüzünlü falan değil, bir ayrılık sonrası yaşananlar ama biz üstelik birazdan çıkacak bakalım birkaç ay sonra. Peki formatı roman gibi mi, deneme gibi mi? Yoksa böyle kısa Twitter yani, mesajları gibi mi? İşte blogundaki yazılar gibi kısa kısa, yani kısa kısa değil de bölüm bölüm bir kadının ayrılık sonrası doğru adamı bulma arayışları. Peki biz burada hani ilişkileri, aşkı, sosyalleşmeyi, yeni evreleri konuşuyoruz ama ne yazık ki üç erkek konuşuyoruz. Dolayısıyla burada bir kadın dokunuşu eksikliği var. Evet, ne yazık ki, kusura bakmayınız. O boşluğu gidermek açısından kadın bakış açısıyla bu yeni nesil sosyalleşme nasıl? Yani örneğin sizin internet üstünden tanıştığınız, belli bir samimiyet kurduğunuz insanlar var mı? Ya da burası öncelikli platformunuz mu? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ya mesela ben şu an Twitter'dan tanıştığım bir arkadaşımın evinden konuşuyorum sizinle. En azından onu diyeyim. Daha romantik aşk ilişkileri kurmuyorum internet üzerinden. Onu pek başaramıyorum ama güzel arkadaşlıklar kuruluyor yani. Yoksa denk gelmediğinden mi? Merak ettim. Efendim, duyamadım sizi. Mehmet Coşkun Deniz diyor ki. Karşı olduğunuz için mi internet üzerinden aşk ilişkisine ya da aşk yaşayacağınız biriyle internetten tanışmaya karşı olduğunuz için mi, denk gelmediği için mi böyle bir şey yok, oldu? Yok, karşı değilim, o da oldu. Hiç olmadı değil de denk gelmiyor yani, şimdi denk şey gelmiyor. Oluyor. Evet. İnsanlar bunun 100 follower var diye Twitter'dan zaten şey yapmıyor bile erkekler. Daha çok kadınlarla iletişim halinde oluyorum. Öbür türlü de böyle ne bileyim Facebook'tan da biri ekleyip böyle öyle bir
romantik ilişkiye girmek sana çok şey gelmiyor. Sana hayranım diyen biriyle ben bir ilişkiye giremem. Benim ona hayran olmam lazım. Bravo. O da zor oluyor. Bravo. Peki bu kadar takipçiye sahip birisi olarak şunu sorayım. Hem de bir aktif Twitter kullanıcısı kadın olarak. Bu takipçilerin hiç üstünde bir baskı yarattığını, söylemek istediklerini daha seçmek zorunda bıraktığını düşünüyor musun? Evet. İlk Twitter'ı açtığımda ben zaten bütün böyle tanıdıklarımı falan arkasından böyle rahat rahat atıp tutabilmek için açtım. Ama bu kadar çok insan olunca, aa biz senden bunu beklemezdik. Daha, yani ben daha rahat olmak için kendimi gizliyorum ama burada bile saha şunu mu yaptım, bir marka için yazamıyorum, reklam yapıyorsun diyorlar. Bahsettiğim bir konu olunca, aa sen öyle miydin, böyle miydin? Sürekli böyle bir annemden daha beter karışıyorlar bana. Artık böyle pek seçerek yazıyorum, aklıma gelen değil de. Ve muhtemelen Twitter'dan takip edenler anne babadan daha fazla bilgiye sahip oluyorlar değil mi kullanıcılar hakkında? Evet evet, yani şey çok fazla böyle her şeyi söyleme haklarını görüyor kendilerinde. Tamam, sonuçta orası bir şey, sosyal platform, ben de orada açık olarak yazıyorum da onu mu giydin, şu saatte niye yazdım, bu saatte uyumadın mı hala falan diyen insanlar çıkıyor bana, şey oluyorum. Yaşamadığım şey değil, anlıyorum. Peki son olarak şunu soracağım. Sonuçta internet üstünde anonim dediğimiz bir hesap üstünden, yani kendi gerçek adın soyadında yer almıyorsun. Bu senin için tedirginlik yaratıyor mu? Yani yarın bir gün benim gerçek kimliğim ortaya çıkar, bu benim için problem oluşturur diye. Çünkü insanların kötü niyetli olarak bunu yaptığı durumları da gördük. Yani kimliğini açıklamak istemeyen insanların kimliğini ortaya çıkartan kişilere de rastladık. Ya benim anlamadığım şey, bundan 3-4 sene önce Facebook yokken hiçbir siteye ne ismimizi yazıyorduk, ne resmimizi koyuyorduk. Böyle konuştuğumuz insanlara bile ismimizi başka başka söylüyorduk. Ben eski kafalıyım galiba, hala bana öyle yapılır gibi geldi. Yani böyle kendimi saklayayım diye başlamadım da bu Twitter hesabına. Şey oldu, herkes yazınca Facebook'tan sonra. Peki Pink Floyd, çok teşekkür ediyoruz bizlerle birlikte olduğun için sosyal medyada. Şimdi kısa bir VTR ve ardından konuklarımızla stüdyoda sohbete devam edeceğiz.